İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Derin Siyasete hoş geldiniz. Bu akşam yine iki önemli konuğumuz var. Hemen onları tanıtmakla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yine basından çok önemli bir isim, usta gazeteci İsmail Dükel. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu akşam yine Türkiye'nin çok önemli sorunlarını gündeme ilişkin sıcak başlıkları konuşacağız. Ama öncelikle dış politikaya ilişkin tespitler yapmak istiyoruz. Bunun için Öztürk Bey'e ilk sorum, dış politikada Türkiye'nin bedel ödeyen bir duruma getirilmesinde hangi sorunlar sebep oldu getirilmesine? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de Suriye'deki son durumun tespitini yapar mısınız? Teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Şimdi dış politikada özellikle AKP hükümeti bir tercihte bulundu. Biliyorsunuz bir dönem eksen kayması tartışmaları son derece yoğun bir şekilde gündeme geliyordu. Aynı dönem AB ile ilişkilerin hafif böyle bir sorunlar yaşadığı bir dönemdi. Hı hı. O dönemde bir tercihte bulunuldu. Ve Orta Doğu ile ilişkilerin çok iyi olacağı, geliştirileceği ve mevcut ilişki sistematiğinin ötesine geçileceği ve yeni bir dönem açılacağı o zaman belirtildi. Tabii Orta Doğu coğrafyasının bütün karmaşıklığı arazide mevcuttu zaten bu karar verilirken, bu tercihte evet. bulunulurken. İşler istediği gibi gitmedi. Çünkü Türkiye önce çok özdeşleşti bölgeyle, bölgedeki farklı aktörlerle, alt aktörlerle. Sonra biliyorsunuz uluslararası konjonktürde yeni bir dalga yayıldı. O da tırnak içinde Arap Baharı. Ben ona fantazi diyorum. Çünkü onu kurgulayanlar ya bilmiyorlardı ya da hakikaten çok naivdiler yani. Bu tür bir demokratik çabanın Orta Doğu'daki mevcut tablodan iyi şeyler çıkarmayacağını bilmiyorlardı veya çok naivdiler. Bununla karşılaştı dünya. Dolayısıyla Orta Doğu'daki sistemler mevcut sistemler bunun çok böyle şey yapamadı bununla ve bu dalgayı hazmedemedi. Mısır'da biliyorsunuz Mübareğe karşı büyük bir ayaklama oldu Tahrir Meydanı'nda. Sonra Mübareğin çok sert bir geri şeyi oldu, hareketi oldu. Sonra Mübarek bir şekilde gönderildi. Kaddafi keza sokakta öldürüldü. Sokakta öldürüldü Kaddafi. Tunus'ta başladı biliyorsunuz. Sonra Suriye'ye bu sıçradı. Suriye'de de rejim değişikliği esas alınıyordu. Bütün bu Arap Baharı hareketleri bir rejim değişikliğini öngörüyordu. Yani demokratik ama sonuçta bir rejim değişikliğini öngörüyordu. Organize olmayan bir hareketlerdi. Liderliği olmayan, yeterince beslenmemiş, dışarıdan estirilen büyük bir hava, arazide bir destek bulma arayışı. Peki asıl nedeni neydi? Dışarıdan destek veriyor dediniz biraz önce. Evet, yani bunlar şimdi daha önce güçler. Condoleezza Rice bir açıklama yapmıştı. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı. Hı hı. Biz yıllarca demişti, güvenliği ön plana alarak Orta Doğu'da iş tuttuk. Ama geldiğimiz nokta itibariyle güvenliği sağlayamadığımız gibi bu defa demokrasiyi de getiremedik. Toplum yapıları çürümeye başladı demek istedi. Dolayısıyla orada Amerika bir mevcut sistemlerin demokratik dönüşümü halinde farklı bir çıkar peşindeydi. Evet. Ama o maalesef demokratik dönüşümle değil, toplumların daha çok kaotik bir eksene sürüklenmesi, iç savaş, çatışma, devlet dışı aktörlerin güçlenmesi, terör örgütlerinin bölgeye hakim olması, bazı terör örgütlerinin bildiğimiz devlet yapılarının da ötesinde güç sahibi olması gibi bir sonuçla karşı karşıya kaldık. IŞİD gibi, El Nusra gibi, başka terör örgütleri gibi devlet dışı aktörler çok büyük bir güç kazandı. Sadece burada değil, Afrika'da da öyle. Bakınız Mali'nin bir bölgesini
El-Kaide'ye bağlı örgütler kontrol ediyor. El-Şabab var, Boko Haram, böyle mantar gibi bir anda cihatçı tırnak içinde, cihatçı hı hı. kafadaki radikal dinci unsurlar bir anda güç kazandılar. Ve bunlar yayılmaya başladı dünyanın her tarafına. Bu tabii bir maliyet ödetti hem bulundukları topluma. Toplumlar daha otokratik sistemlerle bir şekilde yaşamaya alışmışlardı ama şikayetleri vardı. Ama bu dönüşümün, yani Arap Baharı dönüşümünün, böyle bir hareketin bu toplumları bu kadar kaosa, bu kadar iç çatışmaya ve bu kadar bedeli ödetmeye zorlayacağını halk bilmiyordu. Ve dolayısıyla halkta büyük bir hüsran, hayal kırıklığı, göç, toplu göç ve toplu ölümler oldu. Herhalde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük trajediler bu dönemde yaşandı. Adı konmadı, belki bir Üçüncü Dünya Savaşı denmedi ama iç savaşların en çok yaşandığı yer oldu. Suriye'de 11 milyon insan evlerinden olmuş. 6 milyondan fazla insan mülteci. 300-400 bin insan ölmüş, öldürülmüş. Ve bütün kentler harabeye dönmüş. Irak'ta keza öyle. Bugün Kaddafi devrilmeden 3 ay önce Libya'daydık biz. Biliyorsunuz Trablus eski İtalyan mimarisiyle hı hı. yapılmış bir kentti. Ama şu anda bütün oralar tamamen harabeye dönmüş durumda. İtalya'nın sahil kesimini şu anda terör örgütü IŞİD kontrol ediyor. İçeride birlik hükümeti kuruyorlar ama 40 kafadan 40 tane ses çıkıyor. Bugün Mısır'da ne olduğu belli değil. Büyük bir askeri darbe ve askeri yönetim iş başına geldi. Toplumda büyük bir kamplaşma var. Mısır'da da büyük bir kamplaşma var. Bu yönetimi destekleyenler var. Öteki yönetimi destekleyenler var. Yani Orta Doğu'daki coğrafya allak bullak oldu. Keza şeyde de bakınız çok büyük radikal değişiklikler oldu. Bahreyn'de olaylar başladığı zaman Bahreyn'in bir ucundan diğer ucu arabayla 34 dakika sürer. Petrolün ilk bulunduğu ülkelerden birisidir. Evet. Yönetimi Sünnidir. Nüfusu Şii bir yer. Olaylar başladığı zaman kontrol edemediler. Küçücük bir ülkeyi kontrol edemediler. Çünkü 34 dakika. Evet, 34 dakikalık bir alanı kontrol edemedi evet. Bahreyn yönetimi. Sonra o Yemen'e yayıldı. Yemen'de çok büyük bir bölünme oldu toplumda. Yani oraya işte İran'ın etkisi oldu. Suudi Arabistan biliyorsunuz operasyon yaptı. Ve bugün keza Yemen'de yönetilemez bir duruma düştü. Aden'de bir mevcut tanınmış meşru bir hükümet var ama eskiden Yemen'in başkenti Aden miydi? Sana'ydı. Bakınız coğrafya nasıl şekilleniyor, nasıl yer değiştiriyor, ne kadar büyük bir olaylar oldu bu 5-6 yıllık süre içerisinde. Evet. Tabii bunun çok ağır bir maliyeti oldu. Önce bölge halklar için oldu. Evet. Sonra da bu bölgeye mücavir ülkeler için oldu, Türkiye için oldu. Biz Suriye Savaşı'nın en büyük maliyetini biz çekmeye başladık. Bedel ödüyoruz. Çok büyük bir bedel ödüyoruz. Evet. Şu anda Türkiye'de resmi rakamlara göre 2,5 milyon Suriyeli yaşıyor. 2,5 milyon Suriyeli'ye yaklaşık 9,5-10 milyar dolar resmi rakamlara göre para harcamışız. Bunlar Türkiye'nin mülteci oldukları için bir kesimine bir kesiminde değiller. Nerede olduklarını da bilmiyoruz. Doğru dürüst bir kayıt mekanizması yok. Şimdi Avrupa Birliği'nden 3 milyar dolarlık para geleceğini söyleniyor. Ama o para gerçekten Türkiye'ye mi verilecek yoksa burada Birleşmiş Milletler kanalıyla mı kullandırılacak o da belli değil. Yani kaldı ki verilse ne olur? İkinci Türkiye 10 milyar dolar para harcamış. Bu kadar maliyet ödemiş. Gelen mülteciler de çoğu memnun olmuyor. Çünkü iş piyasası farklı, bilmem bir şey farklı. Yani Türkiye ve bölge son 5 yılda çok ağır bir travmadan geçti. Büyük insan göçleri oldu. Büyük katliamları oldu. En basit bir örnek vereceğim. Tarih yok oldu. Palmyra şehri, yani binlerce yıllık Palmyra şehrini yok ettiler. Musul'da en büyük tarihi eserleri yok ettiler. Nebi Yunus'un tırnak içinde mezarı vardı orada. İlk orayı yok ettiler. Yani tarih yok oldu, insanlar göçe zorlandı, aileler perişan oldu ve coğrafya baştan aşağıya yeniden dizayn edildi. Böyle bir evet. dönem.
Siz nasıl görüyorsunuz İsmail Bey? Türkiye nasıl bir bedel ödedi? Güneydoğu'daki durum malum. Tamamen tabii bu bedel ödeme ile alakalı bu da. Nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra nasıl bir yol izlenirse belki de Türkiye bu durumdan kurtulabilir gibi bir öngörü de var mı kafanızda? Evet. Öncelikle TV6 izleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı sunayım. Ve Mirvan Hanım. Sayın Yılmaz, teşekkürler. Şimdi bedel, ne bedel ödedi? Keşke şu bedeli ödedi diyebilsem. Daha ödenecek bedeller var çünkü. Şu anda bir bilanço çıkmış değil. Biraz önce siz söylediniz 10 milyar dolar. Ama o şu an için. Doğru. Bundan sonra harcayacaklarımız para olarak ne olur bilinmez. Bunun ekonomiye yansıları falan bunlar konuşulur. Ama keşke dediğim gibi bedel ödedik deyip bitirebilseydik. Aynen. Ama şu anda hala ödemeye devam ediyoruz. Şimdi bir laf vardır. Nasıl söyleyeceğimi de çok bilmiyorum ama yani durumu çok net özetler aslında bu. Orta Doğu bataklığında şaha kalkan nasıl söyleyeyim bunu Rütük'ten ceza almamak için arka arkaya batar deyip eğer Orta Doğu'da bir şaha kalkmak gibi bir eyleminiz varsa eğer bunu çok dikkatli yapmak zorundasınız. Dikkatsiz, plansız, programsız yaparsanız o bataklığın içinde kaybolur gidersiniz. Yıllarca dedik ki şu Suriye politikanızı değiştirin. Suriye'nin toprak bütünlüğü en çok Suriye kadar bize de lazım. Oynamayın, etmeyin. Ama stratejik, derinlikli siyaset, dış politika maalesef buna izin vermedi. Yapmadılar. Dedik ki Orta Doğu bataklığına sokmayın bizi. Biz öyle dememişiz. Orta Doğu bataklığı bu ülkeyi buldu. Bataklık burada. Efendim sınırlar çiziliyor, sınırlar yapılıyor, demokrasi geldi, Arap Baharı, bilmem ne, Mısır'a gidin, işte ne bileyim oraya gidin, buraya gidin. Her şeyi koyun bir kenara. Bu işin adını çok net koymak lazım. Bu enerji savaşlarıdır. Bu bir petrol savaşıdır. Bu o bölgeden çıkan petrolden nemalanma savaşıdır. Ve bunun içinde o süper güç devletler her istediğini yapabiliyorlar maalesef ve Orta Doğu coğrafyasına sürekli bir sıkıntıdır. Yani bu yeni bir şey değil Orta Doğu coğrafyasının. Bugünkü hali yeni bir şey değil. Sadece IŞİD oluşturulmasıyla, seçerek söylüyorum, oluşturulmasıyla, IŞİD denen bir terör örgütünün oluşturulmasıyla daha kanlı hale dönmüştür. Bundan önce ABD Irak'a girdi. Irak kan gölüydü. Libya'nın halini biraz önce siz söylediniz. Kaddafi evet sokakta öldürüldü. Sokakta. Saddam'ın hali ortadaydı. O coğrafyayla sürekli oynadılar. Oynamalarının bir tek nedeni de var. Bunun adını çok net koymak lazım. Enerji, petrol, petrol yataklarıdır. Oradaki petrole hakim olan, enerjiyi kontrol edebilen, onu Akdeniz'e çıkartmayı başarabilen, o hattı oluşturabilen ülke kendi hanesine başarılır. Ve şu anda da onun kavgası yapılıyor. Suriye'de oluşturulma, belki konuşacağız bilmiyorum. Suriye'de oluşturulmaya çalışılan kuşak, işte PYD'nin, PKK'nın, Amerika'nın, Rusya'nın vesaire mesela bu kuşakla ilgili nasıl projeleri var? Bunları ben Sayın Yılmaz'dan dinlemek isterim mesela. Şimdi şöyle, bu Suriye ile ilgili bir mevcut bir isterseniz tabloyu çekelim. Evet. Neredeyiz? Suriye konusunda neredeyiz? Biliyorsunuz Cenevre 3 görüşmeleri oluyor. Cenevre 3 görüşmelerinde şu anda resmen iki tane masa var. Resmi. Bir tanesi Esad'ın ekibinin oluşturduğu masa. Diğeri ise Riyad kaynaklı muhaliflerin oluşturduğu masa. Riyad kaynaklı muhalifler şu anda uluslararası toplumun Suriye'de tanıdığı tek meşru taraf. Evet. Bunların oluşturduğu 17 kişilik yüksek müzakere heyeti var. Bu heyetin içerisinde Türkmenler yoktu başlangıçta. Biz biraz kavga kopardık. Zorlayınca şimdi bir tane herhalde, evet. Bir tane Türkmen göndermişler. Ama o da o müze 17'nin de bir de çekirdeği varmış. İçeri almıyorlar veya sıkıntı çıkarıyorlar.
Her neyse. Sizin bu konuda bayağı bir mücadeleniz evet. oldu. Çünkü yani, izlediğim kadarıyla. Evet, yani bu konuda çok büyük bir bize talep geldi. Hı hı. Ve biz de ana muhalefet partisiyiz. Bu talebe mümkün mertebe olumlu cevap vermek, bunu kamuoyunun gündemine getirmek ve orada bir katkı sağlamak istedik. Bu iki masanın dışında bir de Rusya'nın oluşturduğu iki tane daha ayrı masa var. Bunlar resmi değil. Bir tanesi Kahire'de topladığı muhalifler var. Evet. Bir de Moskova'da topladığı muhalifler var. Onlar da böyle arka planda bekletiliyor. Aynen işte PYD'nin gelip gizli bazı görüşmeler yapıp gönderildiği gibi. Şimdi Suriye'de bu barış görüşmeleri, yani Suriye krizine diplomatik çözüm, Suriye iç savaşına diplomatik çözüm bulunması amaç bu. Burada eğer başarılı olunursa, ki şu aşamada çok zor görülüyor. Çünkü muhalifler başka muhalifler de olduğu için, Riyad muhalefeti başka muhalifler olduğu için, demin saydığım Moskova ve Kahire eksenli bazı Rusya'nın desteklediği bazı muhalifler olduğu için onlar o listeyi görmek istiyorlar. Kim var bizden başka diyorlar. Asıl muhalefet, meşru muhalefet biziz. Bizim dışımızda kimi siz davet ettiniz? Onlar oradan kıyamet koparıyorlar. Esad rejimi de karşı tarafı görmek istiyor. Yani onun karşısında oturacak kişiler kim? Birleşmiş Milletler özel temsilcisi biraz bu konularda çok açık davranmıyor. Çünkü açık davranması halinde taraflardan birinin bir başkasının mevcudiyeti hoşuna gitmeyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla süreci şey yapmaya götürüyor. Peki istenen ne? Şimdi kriz bu görüşmeler her an kesilebilir. Çünkü 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Yani eskiden Viyana'da yapılan görüşmeler daha sonra Güvenlik Konseyi kararıyla meşru bir zemine oturtuldu. Orada bir takvim var. O takvim içerisinde 6 ay içerisinde geçiş hükümetinin oluşturulması ve 18 ay içerisinde anayasanın yazılıp seçimlere gidilmesi. Esad'ın geleceği belirsiz. Ne olup olmayacak. Yalnız burada iki farklı fikir var. Bir kere şu anda Cenevre'den bahsediyoruz. İki farklı fikir var. Bir, bu Suriye'de olan olayları bir terör olayı olarak, sadece bir terör olayı olarak gösterme eğiliminde olan bir grup var. O da Rusya'nın başını çekti. Yani olaylar terör olaylardır. Dolayısıyla Esad'ı bir nevi şeyde tutan. İkinci şey ise bu olayları terör olayı, evet terörde var ama asıl sorun Suriye'de bir Esad rejiminin bas rejimi sorunudur diye takdim eden Batılılar ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu. Yani olayın arka planında bu iki gücün çatışması var. Arazide de bu iki gücün alan savaşı var. Rusya bu Amerika neresinde bunun? Amerika şeyde, Esad'ın gitmesi yönünde, yani o ikinci grupta. Ama Türkiye'de bir tarafta Rusya. O da Amerika'da orada patinaj yapıyor ama yani. Rusya ile de evet. anlaşıyor değil mi? Hemen tarafa? Gidecek dediği aynen. Esad şimdi evet. zaman biçiyorlar 18 ay şimdi bilmem onu, vesaire. Evet. Şöyle bir şey oldu, bakınız 30 Ekim'de Rusya bombardımana başladı. Ve şu ana kadar 2,5 aylık bir süre geçti. Rusya bombardımana başlamadan önce Esad'ın elindeki topraklar ne kadarsa, Esad onun üzerine %18 daha toprak koydu. Evet. Rusya'nın yardımıyla. Şu anda arazide en güçlü Esad oldu. Muhaliflerin eli zayıfladı. Hem de bölündüler bakınız. Evet. Hem Riyad muhalefeti var, hem de Rusya'nın muhalefeti var, PYD var. Muhalifler bölündü. Ama Esad tek ve alanı da genişletmeye başladı. Güç kazandı. İki, Suriye nüfusunun yaklaşık 75'i Esad'ın kontrolünde. Çünkü nüfus yoğunluğunun olduğu sahil kesimleri. İşte Tartus var, Latakya var, Şam var, Humus var, Hama var. Buralar var. Yani buralar çok kalabalık nüfusun olduğu yerler. Şimdi Esad neredeyse Suriye'nin nüfusunun %75'ini kontrol ediyor şu anda. Toprakların her ne kadar azını ama nüfus bir yaşam sürüyor. Evet, ve devam ediyor. Önemli bir oran. Evet. Devam ediyor. Yani genişletmeye devam ediyor. Evet. Rusya'nın desteğiyle. Rusya'nın vurduğu yerler, Rusya da daha çok IŞİD'i de evet vuruyor ama asıl vurduğu yer
Esad'ı devirmeye dönük muhalifleri vuruyor. Türkmen güçleri. Türkmen, Özgür Suriye Ordusu, kimi? Yani, ÖSO'yu, El-Nusra'yı, evet. Yani IŞİD'in fikri akrabalıkları olan grupları vuruyor orada. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor Suriye'de. Bu arazideki çekişmenin özünde ne var? Ben onu meclisteki konuşmamda da açıklamıştım. Daha sonra çeşitli defalar açıkladım. Suriye'nin geleceği şekilleniyor. Yani hem arazide şekilleniyor, mevcut tablo oluşuyor. Hem de masada şekilleniyor Cenevre'de. Arazide her grup kontrol ettiği alana bir statü sağlamak istiyor. Mesela Esad kendi bölgesine, belki de Rusya'nın da şeyiyle, belki çünkü federal bir yönetime geçecek Suriye. Üniter bir yapıda kalması mümkün değil bundan sonra. Bu kadar kavga olduktan sonra PYD o kadar kontrol ediyor o kadar alanı. Sonra Esad kanlı bıçaklı muhaliflerle, muhalifler aynı şartlarda yaşama ihtimalleri zor. Ya bölgelere bölünecek, yani Kürt bölgesel yönetimi gibi, yani yeni bölgeler oluşacak, ya federal bir sisteme geçecek ama üniter bir yapıda kalmayacağı kesin. Şimdi bunun herkesin kendi alanını daha da sağlamlaştırma ve mümkünse genişletme arayışındalar. Şu anda Rusya'nın Suriye'de yapmak istediği o alanı genişletmek. Esad için genişletmek. Dolayısıyla genel olarak Suriye'nin, yani bundan sonraki süreçte eğer bir diplomatik çözüm olacaksa, ki başka şansı yok, başka bunun olmaması halinde iç savaşın 10 yıl daha devam etmesi demek. İnsan kalmayacak. Eğer diplomatik çözüm olacaksa, bu diplomatik çözümün sonucunda da bir Suriye çıkacak. Bu Suriye bizim bildiğimiz Suriye olmayacak. Bu Suriye hem toprak bütünlüğü olarak her ne kadar ayrı kalsa da idari yapısı, içindeki idari yapısının federale bir dönüşüm geçireceğini ben düşünüyorum. Ve bunu her yerde açıkladım. Hatta ilk açıkladığımda insanlar ya bu nereden çıktı falan oldu, ama bugün arazideki gerçekler her geçen gün bizi oraya götürüyor. Başka bir yere götürmüyor. Oraya gidiyoruz. Bunun adını koyalım ben. İlk gün söylemiştim meclise geldiğim gün. Bu Suriye, bizim bildiğimiz Suriye olmayacak. Bizim bildiğimiz Suriye ortadan kalkıyor. Hem peki Esad olacak mı bu bizim bilmediğimiz Suriye? Şimdi şöyle, eğer şu tablo devam ederse Esad olur. Nasıl olur biliyor musunuz? Çünkü Esad nüfusun %75'ini kontrol ediyor. Ben bir de şuraya takıldım Sayın Yılmaz. Şimdi diyorsunuz ki yani üniter yapıyı koruması zor. Kabul. Yani bu fotoğrafa bakınca, özellikle bugünkü fotoğrafa bakınca kabul. Fakat %75'i kontrol ediyor şu anda. Bir süre sonra IŞİD'i topraklarından ötelerse, bu tarafta zaten o bayır bucak işte tepesi vesaire falan, onları kontrol altına aldı. Bizim sınır komşumuz oldu artık Esad. Kendi muhaliflerini, silahlı muhaliflerini yine Rusya'nın desteğiyle bertaraf ederse, yine en azından kendi toprak bütünlüğünü sağlamış olacak. Toprak bütünlüğünde sorun yok. Bu noktada ben iç idari yapıdan bahsediyorum. Bu noktada Esad tekrar gücünü kazandıktan sonra neden üniter yapıdan vazgeçsin bu sefer? Onu zorlamaz mı? Yani elinden bırakacağını düşünmüyorum ben de, onun için soruyorum. Şöyle bunu. Yani haklısınız ama bir gerçek var. Yani o da şu, bizim bunu hani açık yürekli tespit etmemiz lazım. Bu bir devletten söz ediliyordu. Evet. Bir yıl önce, evet. 8 ay önce falan butik bir Suriye devletine, ama gördük ki Esad ona çok razı değil. Rusya da razı değil. Butik devletin ötesinde bir kontrol var artık. Buradan üniter yapıya ulaşabilir mi tekrar? Ben anlamda bunu... Şimdi diplomatik müzakerelerde iki tane taraf var resmi. Bir muhalifler var, bir de Esad. Yani iki taraf var. Şu anda Suriye, PYD ve onun yani şeyini bir kenara koyduğunuz zaman, ki o 17 kişilik müzakere heyetinde Kürtler de yer alıyor. İçinde Kürtler de var. Araplar, Kürtler falan var. O 17 kişilik yüksek Riyad eksenli. Şimdi PYD'yi bir kenara koyalım. Bu muhalefetler Esad'la neyi tartışacaklar? Neyin anlaşmazlığı, neyi çözecekler? Mecburen sistemi tartışacaklar. Yani Suriye'nin nasıl bir sistemde yönetilmesi gerektiğini tartışacaklar. İşte burada bir anlaşma çıkmadığı zaman onun alternatifi yok. O iç savaş. Onu demek istiyorum. Yani
mecburen anlaşmak zorunda. Siyasal sistem belirlemeleri mi gerekiyor? Ilımlı muhalifler bir anayasa yazacaklar ya. Anayasa yazdıktan sonra da şeye geçmesi gerekiyor. Evet. Seçimlere gidecekler. Seçimlerde bir yeni bir şey çıkacağız. Yani Suriye nasıl bir yapı olacak? Ama şimdi şöyle bir durum yok mu? Ilımlı muhaliflerle bir masanın etrafında oturup tartışabilir Esad. Ben bilmiyorum, farklı bir bilginiz var mı? Ilımlı muhaliflerin üniter yapıyla ilgili pek sorunları yok. Esas silahlı muhaliflerin var üniter yapıyla. Eğer o silahlı muhalifler bir biçimde bertaraf edilirse, içerideki normal, ılımlı, sistemle çok kavgası olmayan ama Esad'ın yönetimini beğenmeyen bir grup kalıyor ki onlarla Esad üniter yapı içinde bir başka pazarlık yapabilir. Şöyle söyleyelim. Yani iki yıl önce Esad'ın manevra gücü, Suriye'de manevra gücü diyelim %30'a düşmüşse, şu anda Esad'ın manevra gücü %50. Yani bunu tespit edelim. Evet. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani o 50 diğer 50'yi de ezer anlamına gelmez. Çünkü arazideki gerçekler, bunun içinde Suriye'si, bunun içerisinde Suudi Arabistan'ı var, Amerika'sı var, Türkiye'si var. Yani olay büyük. Peki yani burada belki sorulması gereken soru şu. Ruslar üniter yapıyı sağlamlaştırmış bir Esad rejiminden mi yanadır? Yoksa bölük pörçük bir federatif sistemle yönetilen Suriye'den yana mıdır? Belki cevabı burada aramak lazım. Şimdi Ruslar şu anda biliyorsunuz silah yardımı yapıyor mesela. PYD'ye silah yardımı yapıyorlar. Evet. Başka muhaliflere de, bazı muhaliflere de silah yardımı yapıyorlar. IŞİD'e karşı. Evet. Esad'a karşı değil tabii ki. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani Rusya'nın Suriye'den beklentisi şu. Oraya, o deniz sahiline, dolayısıyla Akdeniz'e yerleşmek istiyor bir şekilde. Bir, yani ben seni kurtardım demek istiyor. Ben seni ateşten kurtardım. Dolayısıyla bana burada yer aç. Zaten hem Latakya'da, hem Latakya'da hem Tartus'ta zaten iki tane üssü var. Ayrıca Şam'da var. Humus ve Hama'da da askeri birlikleri var. Yani Rusya şu anda resmen Suriye'yi işgal etmiş durumda. İşgal etmiş durumda. Şimdi ama diğer taraftan işgal edemediği alan itibariyle de orada da çok büyük bir direnç var. Şimdi bu işin kökleri çok derin. Dolayısıyla buradan böyle bir birlik tekrar üniter yapın çıkması çok zor. Ne olur? Belki kantonlar olur. Bölgesel Kürt yönetimindeki olduğu gibi mesela bölgesel yönetim olur. Veya federal sistemler, devletçikler çıkar. Ama toprak bütünlüğün esas olan, yani üzerinde anlaşma sağlanan toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin korunması. Ama iç idari sisteminin, iç idari yapılanmasında bir evinime gitmek zorunda kalacak. Onu Esad'ın isteyip istememesi önemli değil. Esad eğer 18 ay sonra iktidarda kalıp kalmayacağı belli değil. Çünkü şeye gider, Esad kontrol ediyor ama o kontrol ettiği alan Esad'a hepsi gönüllü rıza vermiş değil. Karışık biraz. Peki tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Orada bir IŞİD olayı var ve öyle görünüyor ki zaten Suriye'de herkesin teröristi farklı. Irak'ta da aynı şekilde IŞİD'le ilgili bir durum var. Biraz da bu konuda bilgilendirir misiniz? Irak'taki durum ne? IŞİD'in durumu ne? Bir süre sonra buradan gidecek dedik. Irak'taki durum ne olacak? Şimdi şöyle... IŞİD ilk Irak'ta, yani Musul'u ele geçirdikten sonra aşağıya doğru, Bağdat'a doğru yayılmaya başladığında 3-4 gün sürmüştü. Bağdat'ın kapılarına dayandı. Neredeyse o ara bölgeyi, biz Sünni dediğimiz o bölgeyi tamamen kontrol altına aldı. Ve hatta aşağı inip Şii kentlere de, Kerbela'ya, bilmem Necef'e, oralara bile tehdit savurmuştu. Şu anda IŞİD nerede? IŞİD şu anda sadece 3 tane kent elinde tutuyor. Bir tanesi Felluce, Amerikan işgali döneminde direnişin merkezi olan. 2 Musul, Irak'ın ikinci büyük kenti. 3 Tel Afer, Ninova'ya bağlı. Yani Ninova vilayeti, Musul şehir, Ninova vilayet. O vilayetin içerisinde bir şeyde Tel Afer, Türkmen ağırlık, %90'ı Türkmen. 3 tane kent kaldı elinde.
Yani IŞİD %40 toprak kaybetti. Kime kaybetti? Güneyden Bağdat'tan Irak ordusu sıkıştırıyor. Amerikan ve koalisyon destekli. Güçleri, evet. Koalisyon havadan vuruyor. Karadan ise Amerikan ordusu şeyi eğitiyor. Irak ordusunu eğitiyor. Ve güneyden kazanıyor. Bir de Kürt bölgesel yönetimden peşmerge işte Türkiye başkaları eğitiyor. Evet. Onlar da diğer taraftan sıkıştırıyor. IŞİD şu anda eskiden IŞİD Erbil'e 6-7 kilometre yaklaşmışken bugün peşmerge Musul'a 12 kilometre yaklaştı. Şimdi IŞİD'in Irak'taki geleceği artık çok fazla görmemek gerekiyor. Oradan çekilecek. Ben de hatırlarsınız ya çekildikten sonra peki IŞİD sonrası döneme ilişkin ne olacak? Onun bir hesaplamasını yapmak gerekir falan diye. Vallahi reklamlardan sonra konuşalım. Çok kısa bir ara, daha sonra yine buradayız. Evet, derin siyaset devam ediyor. Nerede kalmıştık? IŞİD'de kalmıştık. Evet. Irak'taki. Evet, buyurun devam edin. Yani şimdi tabii program öncesi en son şurada kalmıştık. IŞİD Irak'ta önce koruduğu, işgal ettiği toprakların %40'ını kaybetti. Ve IŞİD'in artık bir geleceğinin orta vadede olmayacağı görülüyor. Büyük bir Musul operasyonunun yapılması halinde onun oradan kanlı da olsa, çok büyük zayiatla da olsa temizlenebileceği artık konuşuluyor. Bir de şimdi Felluce, şu anda Irak ordusu Felluce'nin etrafını çevirmiş durumda. Felluce'nin nüfusu 100 bin. İnsanlar, tabii içerideki insanların çoğu şu anda açlıkla mücadele ediyor. Ve orada çok büyük bir katliam olabilir Felluce'de. Çünkü Ramadi kurtarıldıktan sonra ortaya çıkan tablo korkunçtu, ürkütücüydü. Yani taş taş üzerinde kalmamıştı. Her taraf yıkıktı ve insanlar hakikaten perişan bir vaziyetteydi. Bu Felluce'nin düşürülmesi o kadar kolay olmayabilir. Çünkü Amerika oraya çok büyük operasyonlar yaptı ve orayı kontrol edemedi. Şimdi tabii Irak ordusu ne kadar başarılı olabilir bilmiyoruz. Ama mutlaka oranın da temizlenebileceğini öyle veya böyle düşünüyoruz. Yani yeni bir dönem başlayacak. İşte bu dönemde de Irak'ta muhtemelen aynen Kürt bölgesel yönetiminin olduğu gibi belki bir Irak anayasasında bazı değişikliklere gidebilirler. Oraya bir bölgesel Sünni bölgesi oluşturulabilir. İdari iç yapıda düzenlemeye gidebilirler. Çünkü Sünni kesimin Bağdat'tan olan şikayetleri ve dışlanması, siyasi sisteminden dışlanması onları yalnızlaştırdı. Sonra da IŞİD orada kök saldı. Şimdi onun bir şekilde tekrar yaşanmaması için Irak Anayasası'nda muhtemelen tartışılabilir. Bölgeler kurulabilir. Irak Anayasası'na göre bir il bir başka ille veya birkaç ille bir araya gelip bölge oluşturabiliyor. Ona Irak Anayasası izin veriyor. Onu pratikte uygulamak zordu. Şimdi yaşanan bunca şeyden sonra artık bir daha Sünni kesimin kendini dışarıda hissedip böyle bir şeye tevessül edilmemesi için. Çünkü sonuçta IŞİD orada kök saldığında yerel halk destekleri, yani bu açık biliniyor. Şimdi dolayısıyla bu kesimi siyasi alanda tutmak, radikalleşmesini engellemek için bölgesel bir düzenleme yapılabilir. Ben şahsen onu öngörüyorum yani. Evet. Biraz da bizim bölgeye gelelim. Tabii biz de bu konuda hakikaten çok trajik olaylar yaşıyoruz şu anda. Güneydoğu'da Cizre'nin, Sur'un, Silopi'nin durumu malum. Fakat hükümetin bir master planı var. Bu master planıyla, ki ilk toplantısında galiba Cuma günü yapacak Sayın Başbakan. Cumartesi evet. Master plan açıklayacakmış. Açıklayacak. Bu master planla Kürt sorunun çözümüne ilişkin yeni bir yola giriliyor. Ki bunu da açıkladılar birkaç maddeyle. Aslında 300 maddelik bir şeydi. Daha sonra 100 maddeye indirgendi. Ve şu anda da birkaç maddeyle sınırlı. Çünkü bu görüşmelerden, istişarelerden sonra yeni maddeler oluşturulacak. Ne diyorsunuz? Bu master planı gerçekten işe yarar mı?
oradaki sorunu çözer mi? Şu anda oradaki operasyonların sonuna doğru gelindiği söyleniyor. Ondan sonra yapılacaklar gündeme gelecek master planıyla. Ne dersiniz İsmail Bey? Siz cevaplayın. Şimdi aslında bu soruya cevap vermek için şu master plan denen nemenen bir şey, onu görmek lazım. Hı hı. Yani neyi öngörüyorlar? Nasıl bir yol haritası koyacaklar? Nasıl bir önlem paketi koyacaklar? Bunu şu anda bilmiyoruz. Basına sızdığı kadarıyla çok da farklı bir şey beklemiyorum ben işin açığı. Daha önce neler söylenmişse bunların işte özne yüklem yer değiştirecek, alttaki cümle üstteki cümleyle yer değiştirecek falan. Yani böyle bir durum bekliyorum ben. Çok da öyle ciddi bir şey beklemiyorum. Ama şimdi niye böyle bir şey oldu? Buna bakmak lazım. Buna bakmak lazım derken de çözüm sürecini konuşmadan bunu konuşamayız. Önce bir çözüm süreci denen bir vaka yaşadı bu ülke. Onu konuşmamız lazım önce. Evet. Çözüm sürecinde ne oldu? Biz o tarihte azperkader dedik ki bu çözüm süreci falan değil. Aklınızı başınıza alın. Bu çözülme sürecidir. Burada sıkıntıya düşeriz. Bu süreç bizi iyi yerlere götürmez dedik. Bize dediler ki siz anaların gözyaşının akmasını istiyorsunuz. Ölümlerin üzerinden, şehitlerin üzerinden siyaset yapmak istiyorsunuz. Hayır dedik, böyle bir şey söz konusu olamaz. Biz insanız ve dolayısıyla böyle bir şey talep etmek değil, hayal edemeyiz. Ama siz şu anda çözüm süreci dediğiniz bugünlerde elinde otomatik silahlı, Kaleşnikovlu PKK militanlarının, teröristlerin yol kestiği bir ülke yaratıyorsunuz, bir bölge yaratıyorsunuz. Bunlara engel olun dedik. Genelkurmay başkanı koltuğun altına aldı bir dosya, muhalefet partilerini dolaştı, kendisi açıkladı. 300 civarında operasyon istemi yapalım diye bir talebi bulmuş valilerden. Ama valiler hayır demiş. Hayır demiş. Bu rakamlar açık kaynaklarda açıklandı bunlar. Böyle bir süreç yaşandı. Ondan sonra itiraflar arka arkaya geldi. Tabii arada seçimler, işin kötü gidişi, bölgenin tümüyle kontrolden çıkıyor olması, oyların iniyor olması vesaire bir yığın şey sayabilirseniz, siz ondan sonra bir anda politika değişti. Bülent Arınç'tan duyuyoruz ki ilk kez duymuyoruz. Daha önce de söyledi zaten. Dolmabahçe mutabakatında o fotoğrafta her noktasına kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın, o dönem başbakan, haberi vardı. Yani oluşma süreci, çözüm sürecinden başlayarak konuşuyorum bunu. Her noktada haberi vardı. Ki bunu o tarihlerde Sırrı Süreyya Önder'de biz oturma düzeni dahil Sayın Erdoğan'a bilgi verdik demiş idi. Ama bugün tekrar en yüksek ağızlardan bu ifade ediliyor. Ama benim haberim yoktu, vardı vesaire. Şimdi öyle bir sürü tartışma üzerinden gidiyor olay. Buradan Arınç'a gelmek istemiyorum. Yani ifade edilen bir şey var. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonra ne oldu? Sonra bir sabah kalktık, baktık ki ya devletin aklı başına gelmiş. Orada teröristlerin yuva yaptığını görmüş. Ya Allah, bismillah dediler, girdiler. Tamam, güzel. Tamam. Yani eğer karşında devlete doğrultulmuş bir silah varsa o indirilmeli. O yok edilmeli. Ha iyi falan derken iş o kadar abartılı noktaya geldi ki devlet züccaciye dükkanına girmiş fil gibi. Yani neyi devirdiği, neyi yok ettiği belli değil. Şimdi çözüm süreciniz mi doğruydu? Bugün yaptıklarınız mı doğru? Arada onlarca yıl yok. 3 yıl geçmiş arada. 3 yılda böyle radikal bir politik değişiklik nasıl oldu? Acaba çözüm süreci iyi niyetle bu ülkeye dayatılan, iyi niyetle yürürlüğe konulan diyeyim daha doğrusu bir anahtar proje miydi? Sorular geliyor insanın aklına. Anahtar projeden kastım şu, bugünlerin yaratılmasına dönük bir proje miydi? O dönemi serbest bırakacaksın, orada yuvalanılacak, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti dur ne oluyor diyecek, oraya dalacak.
Ve öyle bir tablo var ki ortada, hep korktuğumuz bir şey vardı. Bugün o gerçekleşiyor. Duygusal kopuş. Böyle bir noktaya biz nasıl geldik? O çözüm sürecinde yaşananlar birer birer anlatılmalı bu kamuoyuna. Bizler bilmeliyiz. Bilmeliyiz ki sağlıklı değerlendirmelerde bulunalım. Evet. O dönemi eğer kapatırsanız bu dönemi açık konuşamayız. Sur'da 2 aydır devam eden bir çatışma var. Sur dediğiniz neresi? Ya bir mahalle. Evet. Yani tamam ilçe ama yani diğer baktığınız zaman evet, mahallesi. Küçük, evet. Bir yer. Küçük bir yer. Yüz ölçüm bakımından küçük. Nüfusu bakımından küçük. Vesaire böyle bir yer. Bir devlet. Bir devlet. 60 küsur günde orada yuvalanan teröristleri nasıl yok edemez? Bu nasıl bir cephanedir ki, teröristlerden bahsediyorum, bitmek bilmiyor. Bu nasıl bir, hani bir ara tünellerle izah edildi bu iş. Tünellerde işte orada burada. Ya o tüneller dediğiniz o karenin altında herkesin bildiği tüneller, herkesin bildiği derken onlar su sarnıcı. Gidersiniz Diyarbakır Kültür Müdürlüğü'ne şu dersiniz haritaları verin. Bunların haritaları var. Verin bakalım kim bu teröristler burayı nasıl kullanıyor. Ondan sonra yaparsınız. Yani akıl almaz birçok şey var orada. Bir semt, bir ilçedeki yuvalanmış terör örgütü elemanları 60 gündür nasıl böyle bir mücadele verebilir? Sorgulanması gereken budur. Bunun üzerine hassasiyetle durmak gerekir. Her gün, her gün şehit veriyoruz. İşte bugün 2 şehit daha verdik. Biz stüdyoya girdiğimiz sırada oldu. Birisi dün tırlardan birisi yaralanmış. Sabah saatlerinde şehit haberi geldi. Öğleden sonra da bir başka şehit haberi geldi. Şehit habersiz günümüz yok. Yok. Evet. Baktığınız zaman 255 civarında 260'a yakın şu dakikalar itibariyle şehit vermişiz. Bunun karşısında sivil ölümler var. Ben söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesidir. Sivil ölüm. O zaman öncelikle bu operasyonların bitirilmesi lazım. Bu operasyonlar bitirilmeli. Evet. Ondan sonra ne çıkacak önümüze bir bakalım. Master plan, eylem planı. Elbet bir şeyler yapılmalı. Orası öyle bırakılmayacak. Bu arada Sayın Başbakan bir örnek verdi. Verdiği örnek İspanya'daki neydi? Toledo. Toledo. Evet. Şimdi oraya baktığınız zaman orası özerk bir bölgedir. Verdiği örnek yanlış. Evet. Ya bir Paris yapacağız deyin ya. Hadi yani çok istiyorsanız Avrupa'dan bir örnek. Ya Paris yapacağız, Londra yapacağız deyin. Olmadı. Yeni Türkiye orasını bir İstanbul yapacağız deyin. Bir Taksim yapacağız deyin. Niye gidiyorsunuz da bir özerk bölgeyi örnek olarak veriyorsunuz? Bu neyin bilinçaltıdır? Bunları konuşmamız evet. Lazım. Öncelikle o gerekiyor diyorsunuz. Evet, size dönmek istiyorum. Diyorsunuz ki sorunların bir tarafı olmak yerine fırsatların tarafı olmak gerekiyor. Bunu açar mısınız? Bu birinci sorum. Böyle bir açıklamanız var. Oradan aldım bu cümleyi. Diplomasiyi iyi bilen bir siyasetçi olarak hükümetin dış politika, Suriye, Kıbrıs, İsrail, Rusya yol haritası nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ülkelerle durumu malum. Bu konuda şimdi ben bu sorunların tarafı değil, fırsatların tarafı olalım derken daha çok Orta Doğu'da ki coğrafyada karşılaştığımız bu mezhep ve etnik temelli siyasi tarif ederken kullandım. Evet. Ben Türkiye'nin bölgede etnik ve mezhep üstü bir politika izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim seküler sistemimiz, toplum yapımız burada, bu coğrafyada da merkez ülke olmak istiyorsak bunu gerekli kılıyor. Eğer bir etnik gruba, bir mezhep grubuna yakın olursak o zaman biz büyük potansiyeldeki kazanacağımız avantajları kaybederiz. Sorunun tarafı oluruz. Taraf olunca da bir süre sonra da
çatışmanın tarafı oluruz. Türkiye'nin buna lüksü yok. Türkiye etnik ve mezhep konusunda kesinlikle daha üst bir noktada durmalı. Evet. Bölgeyle ilişkilerinde. Bu açık açık çok net bir şekilde deklare edilmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti seküler bir devlettir. Laik bir devlettir. Bizim avantajımız buradan gelir. Bize Orta Doğu'daki özentinin kaynağı da budur. Her ne kadar başlangıçta kendi iç karalama kampanyalarıyla Orta Doğu'daki bazı yönetimler Türkiye'yi yanlış tanıtmak yönüne girseler de yaşanan olaylar şunu göstermiştir. O toplum, o coğrafyadan gelen insanlar İstanbul'umuzda, Türkiye'de rahat etmektedir. Burada da aynı inançlarını yaşamakta ama bu seküler kültür, daha özgürlükçü bir yaklaşım onlara kıyasla bizim kültürümüzün itici gücüdür. Artık seküler kültür, seküler anayasadaki seküler yazım bizim kültürümüzün bir parçası haline gelmiştir. Yaşam tarzımızdır. Yani olmazsa olmazımızdır. Onun için coğrafyayla ilişkilerde olabildiğince daha üst bir noktadan bakmak, bütün ülkelerle ilişkileri düzenlemede anahtar bir rol oynamamıza sağlar. Onu tarif etmek istemiştim. Bir de dış politikada biz hakikaten büyük bir gerileme yaşıyoruz. Dış ticaretimiz bu sene inanılmaz derecede düştü. Dış politika eskiden, yani çok eskiden ülkelerin mutlak egemenliğinin olduğu, yani küreselleşmenin olmadığı dönemlerde bir ülkenin ürettiği vardı, içeride tükettiği vardı. Bir şekilde dışa bağımlılık, dışla etkileşim yoktu. O zaman çok fark edilmiyordu. Ama bugün ürettiğiniz bir şeyi satamıyorsanız, satabilmeniz için de o ülkeleri bulmanız gerekiyor. O da dış politikayla yapabileceğiniz bir açılımdır. Evet. Şimdi bizim etrafımız kapandı. Güneyde sınır kalmadı. Hakikaten sınır kalmadı. Yani ne ticaret yapabileceğimiz bir sınır kaldı, ne vize uygulayabileceğimiz bir sınır kaldı. Adeta böyle her şey allak bullak oldu. Buradan kurtulmanın yegane yolu duyguları değil, aklı esas almak. Bireysel müdahaleleri değil, daha uluslararası toplumla böyle büyük konularda hareket etmek. Birlikte hareket etmek. Ve temkinli olmak. Temkinli olmak. Temkinli olmak şey değildir. Temkinli olmak korkaklık değildir. Temkinli olmak ateşle çevrili coğrafyada başınıza ne gelebileceğini önceden görüp öngörüyle hareket etmektir. Yoksa coğrafya bu kadar çalkantılı, böyle fevri çıkışlar, ben bilirim yaklaşımları, işte bunu da dizayn ederim, İç politikadan esinlenen kelimelerin dış politikada kullanılması. Bunlar bizim maalesef son dönemdeki en büyük defolarımız. Umarım bunlardan kurtulmak için de biz de muhalefet olarak herhalde yeni şeyler söylememiz gerekiyor. İsmail Bey'e sormak isterim. Vize konusunda dedi. Avrupa Birliği biliyorsun böyle bir söz verdi. Ekim ayından itibaren oradaki ülkelere çok rahatlıkla vizesiz gidilebilecek diye. Bu konuda samimi buluyor musunuz Avrupa'yı? Şimdi bu böyle vatandaşlara çok güzel süslü biçimde servis ediliyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, 78 milyona. Evet. İşte Avrupa'da çok güzel seyahat edebileceğiz falan filan. İyi güzel de ya ben Diyarbakır'a güzel seyahat edebiliyor muyum? Ben Tunceli'ye gidebiliyor muyum? Ben Sur ilçesine gidebiliyor muyum? Bitlis'e, Siirt'e, Mardin'e, Hatay'a rahat gidebiliyor muyum korkmadan? Yolda başıma ne gelir diye düşünün. Bırakın Avrupa'yı. Dönün ülkenize bakın bir. Avrupa'ya 78 milyondan kaç kişi gidiyor? Kaç kişi bu serbest dolaşım hakkından faydalanacak? Geçiniz bunları. Bunlar süslü kelimeler. Bunlar iyi paketler. Bunlar tribüne dönük laflar. Vatandaş seviniyor. Ya güzel kardeşim benim. Sen işte ne bileyim Almanya'dan işte Fransa'ya işte İtalya'dan bilmem nereye güzel seyahat edeceksin belki ama Diyarbakırlı güzel kardeşim sen Diyarbakır'dan kalkıp Siirt'e gidebiliyor musun?
Elazığ'da güzel kardeşim, oradan kalkıp Malatya'ya geçebiliyor musun? Bunu sorgulamamız lazım. Efendim evet. Avrupa aman da ne güzel. Yani giden, oraya giden arkadaşlar, giden vatandaşlarımız zaten böyle bir şekilde gidiyorlar. Bir biçimde gidiyorlar. Evet. Önemli olan kendi ülkenizdeki seyahat özgürlüğünü sağlamanız. Vizeymiş. Neredeyse biz kendi ülkemizde bir yerden bir yere vizeyle gidecek hale geldik. Evet, Özgür Bey, Ardahan'a gidebiliyor evet, musunuz? Yarın gidiyorum. Ardahan sizi çok seviyor herhalde. Çok hakikaten evet. İzliyoruz. Seçmenleriniz size evet. Çok büyük değer veriyorlar, çok seviyorlar. Seven bir siyasetçisiniz. Nasıl görüyorsunuz o Ardahan'daki, bu olayların Ardahan'daki yankılamaları nasıl? Öncelikle yarın Ardahan'a gidiyorum ben de. Doğrusu çok heyecanlıyım. Bu kongre süreci oldu biliyorsunuz. Partide çok uzunca bir süre bazı değişiklikler, yeni yapılanma oldu. O dönemde gidemedim. Şimdi yarın Ardahan'dayım, heyecanlıyım. Tabii Ardahan'da da şöyle, insanlar bizim Ardahan insanı televizyonuna bakınca üzülüyor. Çünkü Türkiye'de şu anda her şey allak bullak. Hükümet sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ve maalesef o bölge fakir. Daha inanır mısınız? Bir tane fabrika yok bölgede. Tek bir tane fabrika yok. Ve işsizlik had safhada. Ama serbest dolaşım vize tabii, serbest dolaşım vize. Onlar hepsi böyle oluyor. Bir anda işte kutlamalar oluyor. Neredeyse tabii. İşte 3 milyar dolar para alacağız diye. Şimdi o bölge insanı şeyden bıkmış. Yani aslında o bölgenin bir ayrı hikayesi var. İnsanlar bıkmış. Bana en çok gelen talep ne biliyor musunuz? Yani günde aşağı yukarı 200'e yakın telefon alıyorum. 200'e yakın telefon alıyorum. Danışmanlarım falan topluyoruz. 400'e yakın telefon geliyor. İnanın 380'i iş istiyor. En büyük sorun hakikaten. İşsizlik. Had evet. Safhada. Evet. Altyapı yok. Köylerin, ne geçiniyor Ardahan? Ya hayvancılıkla halkı. Geçiniyor ama kış... Hayvancılık da aslında kötü yani. Hayvancılıkta da şöyle yani bu yani işte şap hastalığı oldu. Biz evet. Saman ithalelerden evet. Geldik. Şap hastalığı oldu. Anguslar getirdik Anguslar vesaire gibi. Vesaire. Yani şu anda hakikaten tarımda her şeyde bir çöküntü var. Bunu ben bir muhalefet anlayışıyla söylemiyorum. Ya bu topraklar bizim topraklarımız. İnsanın ömrü gelip geçiyor. Yani o kadar yerde Almanya'da olsa Almanya sırf orada yaşıyorlar diye üzerine para verir bu insanlara. 8 ay kışı çekiyorlar, karı çekiyorlar, soğuğu çekiyorlar. Ama maalesef zor şartlar. Zor şartlarda yaşıyorlar. İnşallah sizin selamınızı götüreceğim. Çok ayrıca bekliyorum. Evet. İsmail Bey de bekliyorum Ardahan evet. İnşallah. İnşallah. Nasıl tabii ki. Evet, maalesef ya zaman tabii, geçiyor. Bu çok da güzel. Ülkenin bu hali daha çok konuşacağımız hali konular çok var ama konuşulur ama evet. Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ciddi görevler düşüyor kesinlikle. Bu süreçte. Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. İnşallah her şey iyi olur diyelim. Ülkemiz yararına olur. Çok teşekkür sağ ediyorum. Katkılarınızdan dolayı programımıza sağ katıldınız. Sağ olun. Size de İsmail Bey çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün de süremiz bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar sevgili izleyiciler.